Merhaba. Sen de merhaba. Benden de merhaba. Ulan merhaba merhaba diye. Merhaba. Merhaba. Evet Orçun, bugün seninle uzaktan eğitim sistemi hakkında ve bunlar bu konudaki deneyimlerin hakkında konuşacağız. Öncelikle bu daha önceki yaşantında ne tür deneyimlerin vardı uzaktan eğitimle ilgili? Belki şu anda devam ettiğin işler varsa onlardan da bahsedebilirsin. Bu şekilde başlayalım istersen. Tabii. Şimdi aslında öncelikle Başkent Üniversitesi'nde çalışırken bu uzaktan eğitimle ilgili çalışmaları ufak ufak yapmaya başlamıştık aslında. Yaklaşık olarak hangi yıllardan bahsediyorsun? Yani orada 2005 yılından itibaren bilgisayar ve öğretim teknolojilerimizin BÖT olarak kısalttığımız bölümde uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar vardı. Ama orada daha çok aslında uzaktan eğitimle normal örgün eğitimin bir birlikteliğiyle, bir belki de hibrit bir yapı içerisinde, belki harmanlanmış bir yapı içerisinde kullanıyorduk. Orada daha çok içerikleri hazırlayıp o içeriklere internet üzerinden öğrencilerin ulaşmasını sağlıyorduk. Daha sonra belki bir 2-3 yıl içerisinde bu birazcık daha olgunlaştıktan sonra BTU diye bir dersimiz vardı Başkent Üniversitesi'nde. Bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları diye. O dersin belli bir kısmının internet üzerinden yapılması planlandı. Yani ders normalde 3 kredilik bir ders. İşte öğrenciler bu 3 kredilik dersi işte çevrim içi olarak alsınlar. Ama belli zamanlarda da öğretmenle bir araya gelsinler. Evet, öyle bir yapı denemiştik. Ama bizim kadarıyla o dersi sadece tek bölümü almıyor. Okulun tamamı alıyor tabi. Okulun tamamı alıyor. Evet. Orada işte bu YÖK'ün zamanında çok yıllar önce belirlemiş olduğu bir ders aslında. Tüm üniversitelerin bölümleri alsın diye. Ama bu sonra format değiştirmiş. Mesela grafik tasarım bölümü başka bir şey anlatmaya başlamış. İşte diyelim ki iletişim fakültesi başka bir çalışma yapmaya başlamış. Bunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştik. Öncelikle benim yazdığım bir öğrenme yönetim sistemi vardı. Sen de tahmin edersin böyle bu tür çalışmalarda önce bir ev yapımı sistemlerle başladım ama sonra onların ikamesi çok kolay olmadığı için bu ev yapımı sistem daha sonra Moodle'a evrildi. Moodle'da da aslında bence o bir tam öğrenme yönetim sistemi gibi değil, bir ders yönetim sistemi. Zaten course management sistem olarak geçiyor. Çünkü orada işte dersi geçtin, kaldın, ders seçtin vesaire durumları yok. Onun için aslında üniversitelerde örgün ilerleyen sistemlerle beraber kullanmak için çok uygun. Yani direkt uzaktan eğitim yapıyorum dediğin zaman birazcık sıkıntıya yol açabilir. Ders seçme, bırakma sistemleri olmadığı için. Öğrencilerinin kullandığı sistemler dahil değil aslında. Değil, evet. Ve Moodle hiçbir zaman da o işe girmedi. Sen de yakından izliyorsun. Onun için aslında uygundu. Yani biz Moodle'un üzerinde eğitimlerin içeriklerini, işte sınavları, işte bir takım uygulamaları, forumları vesaireyi hemen hemen tüm etkinlikleri kullanmaya çalıştık. Güzel bir çalışma olmuştu aslında ve hala da devam ediyor. Bugün hala bilgisayar teknoloji uygulamalı dersi hem Moodle üzerinden sunuluyor hem de işte içerikleri oradaki arkadaşlar yenilemeye devam ediyorlar. Aynı zamanda da bir seviye tespit sınavı biz yapıyorduk. O seviye tespit sınavıyla da hani muafiyet veya muafiyetten sonra devam etme gibi bir durum vardı. O da aslında bir avantajdı. Sonuçta o dönem içerisinde alınan eğitimi bir şekilde yine değerlendirme şansı oluyordu. Belki bir ön test, son test gibi. Hani Moodle başarılı mı değil mi oradan da kontrol edebiliyorduk. Muafiyeti geçememiş, eğitim içeriğini almış, muafiyeti geçmiş. Demek ki Moodle'dan aldığı içerikleri bir şekilde kullanım sağlayabilmişler. Yani iyi bir avantaj sağlayabilmişler. Değerlendirmenin nasıl yapıldığı genelde en çok üzerinde tartışılan konu oluyor. Yani evet. Bilgisayar laboratuvarda mı? Bilgisayar evet. Ortamında mı? Evet, bilgisayar ortamında olan bir çalışmaydı. Orada genelde uygulanan yöntem şuydu aslında. Bizim bir simülasyon şansımız yoktu. Galiba ODTÜ'de öyle bir yapı kullanılıyor. IS100 diye bir dersleri var onların. Orada galiba bir simülasyon kullanıyorlar. Hani yapıyorlar bilgisayarda, onu kaydediyor, bakıyor vesaire. Bizim daha çok o yapı içerisinde bir teorik içerik vardı, teorik sınav. Teorik sınavdan sonra bir de basit uygulama, hani dosyayı oluşturma, işte Word'de bir çalışma yapma vesaire gibi onları yapıp yapamadığını vardı. Hem uygulama hem de teorik kısım olan bir çalışma vardı.
Başkent Üniversitesi'ne ben 2011 yılında ayrıldım. Atılım Üniversitesi'ne geçtim. Atılım Üniversitesi'nde tamamen aslında uzaktan eğitimle ilgili bir çalışma vardı. Sen de biliyorsun aslında vakıf üniversiteleri bu uzaktan eğitimle ilgili çalışmalara birazcık daha hevesli. Evet. Bu çünkü aslında önemli bir gelir kaynağı vakıf üniversiteleri için. Ve nispeten daha az kaynakla bu işleri gerçekleştirebiliyorlar. Eğer IT altyapısını iyi bir şekilde oluşturabiliyorlarsa. 2011 yılında uzaktan eğitim koordinatörlüğüne koordinatör olarak görev yapmaya başladım. Orada bu birazcık farklı bir yapılanma vardı aslında. Hani tamamen uzaktan eğitimle ilgili çalışmam olduğu için uzaktan eğitim koordinatörlüğü aynı zamanda bir öğrenci işleri gibi de çalışıyordu ilk başlarda. Yani öğrencilerin kayıtlarından tutun da onlarla ilgili tüm çalışmalara karşı. Tabii diplomayı üniversite veriyor ama bütün öğrenciye olan iletişim çalışmalar uzaktan eğitim koordinatörlüğü tarafından yapılıyordu. Ve orada E-Nokta firmasının bir learning management sistemi, bir öğrenme yönetim sistemi kullanıyordu. Bu tabii Moodle'dan farklıydı. Yani ders seçme, ders kayıtlar, transkript vesaire her şeyi o sistem yapıyordu. Öncesi ve sonrasında. Tabii tabii tüm sistemi yapıyordu ve oradaki birazcık daha öğrenci sisteminden bağımsız işliyordu. Yani her şey oradaki platforma tutuyordu E-Nokta'nın sisteminde. Onun tabii sağlamış olduğu bazı avantajlar ve dezavantajlar vardı. İşte avantajlar çok rahat kontrol edebiliyordum bütün sistemi ama dezavantajı okulla ilgili entegrasyonda sıkıntılar olabiliyordu. Benim çalıştığım süre boyunca biz E-Nokta'nın bu platformundan ve Adobe Connect'in de yine platformundan bağımsız bir yapıya geçmek için altyapı hazırlıklarıyla geçti aslında. Çok büyük bir vaktimiz buna ayrılmış oldu. Burada da biz şunu hedefliyorduk. Tamamen okulun öğrenme yönetim sistemi ne oluşturalım. Bunun için uzaktan eğitim de olsun. Ama aynı zamanda okulun öğrenci işlerinde tüm entegrasyonu buradan sağlansın. Yani oradaki kişi uzaktan mı okuyor, örgün mü okuyor hiçbir şey fark etmesin. Tüm sistem kayıtları bu şekilde okulun bünyesinde yapılsın. Ve herhangi bir şekilde de işte yıllık biz bir para ödemeyelim. Ne E-Nokta ödeyelim ne Adobe ödeyelim. Böyle bir platform oluşturmaya çalıştık. Ve daha önceden E-Nokta'ya hazırlatılmış olan tüm eğitim içeriklerini Moodle'da çalışabilecek bir hale getirmeye gayret gösterdik. Çünkü burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Yapının içinden bir de Moodle mı kullandınız? Yani bir parçası olarak. Moodle'a geçirmek için o çalışmayı yaptık. Yani normalde çünkü eğitim içerikleri, bütün her şey E-Nokta'nın sistemi içindeydi. Ve E-Nokta'nın sistemi aslında birazcık daha kendine ait bir sistemdi. Yani SCORM entegrasyonu falan vardı tabii ki ama sonuçta çok da rahat bir şekilde paketler alıp taşımak vesaire mümkün olmuyordu. Öncelikle bütün okulda, bütün Atatürk Üniversitesi yerinde kullanılacak bir Moodle sistemi oluşturduk. Ve bu Moodle sistemini okulun öncelikle e-posta hesabına, daha sonra da LDAP sistemine bağladık. Yani şunu hedefliyorduk aslında. Öğrenci kendi kullanıcı adı ve şifresiyle Moodle'a rahatlıkla girebilsin. Kütüphane kaynaklarına da girebilsin. Her türlü sistemi tek yapıda oluştursun. Bu aslında çok önemli. Mesela belki biz bunu okulda yaşıyoruz bu problemi. Kendi öğrenci bilgi sistemimiz ayrı kullanıcı adı şifre. E-posta ayrı, Moodle ayrı vesaire. İşte bunları aslında tek bir hesaptan yönetebilmek için bir çalışma yaptık. Burada tabii hesapların temizlenmesi, dublikelerin engellenmesi vesaire önemliydi. Ve bütün okul genelinde bu çalışmalar yapılmaya başlandı. Ben burada şeyi netleştirmek nasıl istiyorum. Ya birkaç tane farklı sistem yine bu dedin ya işte kayıtta oradan yapacak, evet, ben ders evet. içinde oradan yapacak, evet. işte transkript takibini oradan yapacak. Evet. Yani birkaç farklı sistem ve bu sistemlerin iletişim kurmasından mı bahsediyoruz? Yani bir yerde de ÖYS başta bulurlar. Yoksa tek bir sistem hepsi içine gömülü şekilde. Biz şimdi şöyle kurguladık ki hala da o şekilde çalışıyor sistem. Normalde öğrenciler kayıtlarını yapıyorlar. Öğrencilerin kayıtlarını öğrenci işlerinin sistemine göre yapıyorlar. Yani tüm okulun örgün öğrencilerin yaptığı sisteme göre. Oradan kayıtlar yapıldıktan sonra bir XML dosyası gibi bir belki koma yani virgülle ayrılmış bir dosya gibi bir dosya oluşturuyor bilgi işlem. O dosyayı da otomatik olarak çekiyor Moodle ve bütün derslere atamaları vesaireyi o şekilde yapıyor. Şimdi aslında Moodle'un öyle bir avantajı da var. Yani harici bir dosyaya belirli aralıklarla bakıp ona göre ders listelerini
ve derslerindeki şeyleri ayarlayabiliyor. Biz de onu o şekilde konfigür ettik. Öğrenci işlerinin sistemine kayıt olduktan sonra bir web servisi o dosyaları üretiyor. O web servisinden Moodle okuyor. Öğrenci sisteme kaydolduğu zaman, öğrenci işlerinden, Moodle'a girdiği zaman da bir bakıyor, yüklendiği dersi Moodle'da da görebiliyor. Yani konuşan sistem. Evet, o bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu arada Moodle şeyi çok dezavantajlı olmuştur. Diğer sistemlerle rahat bir şekilde konuşabiliyor evet, musun? Evet, yani onun için aslında ya uğraşı... Ben de E-Nokta'da bunu çok yapmanız mümkün değildi. Yani E-Nokta'da da yapılabilir ama işte E-Nokta'da onun için ayrı bir modül geliştiriyor. Onun ayrı bir bakım oluyor. Ayrı bir anlaşması olacak belki de. Böyle bir durum söz konusu. Onun için hani Moodle'ı yine course management olarak kullanıp ders yönetim sistemi ama öğrenci işleriyle bir şekilde entegre bir sistem haline dönüştü. Örgün eğer öğrenciler bu Atatürk İlke ve İnkılaplarını alıyorlardı. Bu sistem üzerinden. Belli bir kısmını yine yüz yüze yapıyorlar. Belli bir kısmını internet üzerinden yapıyorlar. Ve daha sonra da bütün bu E-Nokta üzerinde koşan sistem Moodle'a aktarıldı. Connect'te olan bağımlılık da BigBlueButton isimli. Yine Connect'le aslında çok benzer bir platformla giderilmiş oldu. Buradaki aslında uzaktan eğitimde belki iki bölümden söz edebiliriz. Bir tanesi ders içeriklerinin yer alması, dersin yürütüldüğü sistem. Diğeri de canlı dersin yürütüldüğü sistem. Bu ikisi arasındaki entegrasyon da önemli. Örneğin E-Nokta bir modül yazmıştı Connect için. Her açılan dersle ilgili otomatikman bir ders şeyde de açılıyordu, Connect'te de. Ve orada ders yönetimi, işte kim girdi derse, kim girmedi onların şeylerini de tutuyordu. Benzer bir yapıda BigBlueButton için var. Aslında Moodle çok yaygın bir sistem olduğu için Connect'in de Moodle'da böyle bir modülü var. Evet. Burada aslında şunu belki parantez açabiliriz. Ne kullanırsan kullan, yaygın bir platform olması çok önemli. Yani, evet. Yani ben bugün yeni bir platform üzerinde çalışacak olsam yine belki Moodle'ı tercih edebilirim. Çünkü Moodle üzerinde çalışan çok fazla kişi var. Çok iyi bir community'si var. Yani topluluğu çok iyi, gelişmiş bir topluluğu var. Ve bir şekilde bir probleminizle ilgili internette bir arama yaptığınız zaman çok fazla şey çıkıyor. Mesela Adobe Connect o eklentiyi zaten yazmak zorunda hissediyor kendini. O eklentiyi bir şekilde o eklenti zaten Moodle tarafı yazıyor aslında. Adobe Connect onunla ilgili portları açıyor. Ha, ya da o, ve herkes ona bir şey yapıyor. Bu aslında bizim Başkent Üniversitesi'ndeyken Moodle'a geçiş sürecimizin de önemli bir şeyi aslında, cevabı. Neden? Çünkü ben orada çok aslında kendim için, kendime ait bir proje olarak başladım. Bütün okulun kullandığı, 3000-4000 kişinin kullandığı bir sistem yazmıştım. Ama o sisteme yeni bir şey eklemek çok zor hale geliyordu. Yani mesela diyorlar ki işte şöyle bir modül olsa, ya o modülü bir bakıyorsun, Moodle'da yazmış birisi. Zaten bu açık kaynak kodun en güzel taraflarından bir tanesi. Ama o modülü senin kendi yazdığın, el yapımı bir sisteme eklemek ciddi anlamda sıkıntı ve işte tek başınasın ya da bir iki kişiyle beraber bu işi yürütüyorsun. O açıdan hani altyapıyla ilgili yaygın bir sistem kullanmak önemli. Ya bir firmayla anlaşılacak gerçekten, o firma her şeyi ücreti karşılığı yapacak, o da bir model. Yani bu sonuçta kaynak yönetimi. Ya da çok yaygın bir sistem kullanacaksın ve mümkünse açık kaynak olduğu bir sistem kullanacaksın. O sistemin her türlü özelliğine müdahale edip eğer iyi bir IT altyapında varsa çok rahatlıkla bu şeyleri yapabilirsin. Şu anda ben en son arkadaşlarla görüştüğüm zaman, atılımdaki arkadaşlar arada hem ziyaret ediyoruz hem sohbetler oluyor. İşte bütün sistem Moodle ve BigBlueButton üzerinden sorunsuz bir şekilde yürütülüyor. Yani bugün aslında öğrenci işleri otomasyonunuz hali hazırda varsa ve uzaktan eğitime başlamak istiyorsanız Moodle artı BigBlueButton modeli işleyen, çalışan ve bir şekilde Linux'a hakim bir personeliniz varsa belki de sorunsuz bir şekilde sıfır maliyetle, hani lisans maliyetinden bahsediyorum, sıfır maliyetle yürüyebilecek bir sistem. Atılımda şey var değil mi? Tamamen uzaktan eğitimden yürüyen programlar var. Var tabii. MBA programı var. Turizm otelcilik var, ön lisans. Bilgisayar programcılığı ön lisans var. Ya ona tahmini öğrenci... Şimdi aslında şöyle söyleyeyim ben, normalde biliyorsunuz YÖK 50 kişiye izin veriyor. Evet, bir şube. Bir şubeye izin veriyor, yani öğretim üyesi sayısına göre orantıladığınız zaman.
Yani kabaca aslında bir yıl içinde bu program iki dönemde bittiğini varsayarsak, yani 250-300 öğrenci belki ön lisanslarla beraber bir model oluşturabilir. Hani bir iki program varsa. Sonuçta mesela değişik modeller de var. Örneğin Ankara Üniversitesi devam ediyor mu bilmiyorum ama Ankara Üniversitesi'nin uzakta eğitim merkezi İLİTAM diye bir program yapıyordu. İlahiyat lisans tamamlama, 2 yıllık ilahiyat mezunlarını 4 yıllık fakülte mezunu yapmak için orada binlere çıkıyordu rakamlar. Ama o farklı bir model. Yine Atatürk Üniversitesi şeyde olduğu gibi hemşirelik de var. Normalde Anadolu Üniversitesi'nin sahip olduğu haklara sahip oldu. Ve onlar açık öğretime döndüler. Orada rakamlar çok daha büyük boyutlara ulaşıyor tabii. Peki yani böyle bir uzaktan eğitim sisteminde mesela belli başlı tanımlı roller neler? Mesela sistemdeki rolleri açısından sormuyorum. Yani sistemdeki eğitimci, yönetici rolünden değil. Daha çok dışarıdaki, sistemin dışında içerik geliştiriciler mi var? Destek ekibi var? Şimdi aslında bir akademik birim var. Yani dersi veren, orada belki hani öğrenciyle akademik tarafta yapılan. Yani normalde bir bölüm başkanı oluyor yine uzaktan eğitim olduğu zaman. Belki bir ana bilim dalı başkanı oluyor. Hani o sonuçta öğrencilerin bir şekilde akademik sorunlarıyla uğraşıyor. Aynı bizim örgün sistemde olduğu gibi. Bunun haricinde genelde Türkiye'de bir koordinatörlük yapısı var. Uzak eğitim koordinatörlüğü ya da merkez gibi. O merkez bünyesinde daha çok bu teknik ayrıntılar çözülüyor aslında. Ve bir şekilde hani öğrencinin sisteme girişi, platformun kullanışı, öğretim elemanının platformu nasıl kullanılacağı ile ilgili hani hizmet içi eğitimler veriyorlar vesaire. Bu koordinatörlük merkezinin içinde bir içerik geliştirme ekibi de oluyor aslında. Bunlar örneğin videoların çekilip o videoların montajlanması ve hayata geçirilmesi veya küçük animasyonlar yapılması, eğitim, hazırlanan eğitim içerikleri, bunlar mesela ders notları olabilir, uzaktan eğitimin formatına birazcık daha uygun hale getirilmesi gibi. Ve bir de burada tabii işin de sınav tarafı var aslında. Mesela sınavla ilgili olarak çalışmaları da bu koordinatörlükler veya merkezler bir şekilde yürütmek zorunda kalıyor. Çünkü bunların bazıları uzaktan yapılıyor. Örneğin ara sınavı uzaktan yapıyorsunuz sistem üzerinden. Ama YÖK'ün yine belirlemiş olduğu bir yapıyla bir de merkezde bunu yapmanız gerekiyor. Bazı üniversiteler bunları farklı merkezlerde yapıyorlar. Daha yaygın olanlar. Örneğin geçen gün bir tweet vardı. İşte New York'ta vesairede Anadolu Üniversitesi sınav yapıyor. Şimdi bunu örgündeki hocanın veya öğretim elemanının yapması çok zor. Hadi sen git de Amerika'ya sınav yap, sen git de Elazığ'a sınav yap, sen git de Kıbrıs'a sınav yap. Yok, oradaki çalışmalar da genelde o merkezler yapıyordu. Atılım Üniversitesi'ndeki bizim yapımızda bizim koordinatörlük bünyesinde sınavlar oluşturuluyordu. Hocalar notlarını veriyordu, şeylerini veriyorlardı, sorularını. Onlar oluşturulup biz Ankara'ya çağırıyorduk herkesi. Ankara'da sınav yapıyordu ama daha yaygın bir alan olursa farklı merkezlerde bunları yapmak gerekebiliyor. Yani akademik taraf yine örgündeki dersleri veren hocalar üzerinden devam ediyor ama diğer bütün işler aslında genel yönetim koordinatörlük veya merkez üzerinden devam ediyor. Yani öğretim elemanına herhalde biraz destek sağlanması gerekiyor ya da yapıyor muydu bilmez. Çünkü öğretim elemanı belki benzer bir sistem hiç kullanmadı daha evet, önce. Şimdi, ya normal dersine çok hakim gelip dersine verebiliyor ama uzaktan yani bir ÖYS sistemi üzerinden dersi verirken evet, farklı becerilere sahip olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, bizim başkentteki çalışmalarda BÖTE bölümünden bu iş esas çıktığı için BÖTE bu desteği veriyordu. Yani biz bölümdeki öğretim elemanları olarak bir takım hizmet içi eğitimler gerçekleştirmiştim. Moodle eğitimleri. Sistem nasıl kullanılır? Nasıl ders içeriği hazırlanır? Nasıl canlı ders verilir gibi. Atılım Üniversitesi'nde sevgili Hasan Akay hocamız vardı. Kendisi rektör yardımcısıydı. Provost eğitimden sorumlu rektör yardımcısı. O gerçekten çok değişik vizyonlara sahip olan bir hocamızdı. Hala da kendisi devam ediyor. O Atılım Üniversitesi'nde ETPO diye eğitim teknolojileri ofisi oluşturdu ve o merkez üzerinden biz bu çalışmaları yapıyorduk. Ben aynı zamanda o merkezin de müdürlüğünü yapıyordum. Eğitim Teknoloji ve Pedagojisi Ofisi diye bir ofis vardı. O merkezin yani o çalışmalarında ayrıca
hizmet içi eğitim olarak örgün derslere de destek olma amaçlı aslında oluşturuyorduk. Ve bu kapsamda biz aslında o zaman tüm öğretim elemanlarına, yardımcı doçent dahil, yeni girenler ve yeni girmemiş olanlara tamamı da eğitim verdik. Bu eğitimler hem modulun kullanımı, hem nasıl içerik geliştirilir, nasıl çevrimiçi soru hazırlanır, bir soru bankası nasıl hazırlanır vesaire, soru sorma teknikleri vesaireyi kapsayan bir yapıydı. Ve bu yaklaşık 7-8 modülden oluşuyordu. Bu 7-8 modülü yaklaşık biz 1-1,5 hafta içerisinde bu eğitimleri veriyorduk. Ve tüm okuldaki öğretim elemanları bu eğitimden geçmiş oluyorlardı. Bu çok çok önemli bence. Uzak eğitim koordinatörünün içinde olabilir. Bu merkezin içinde veya ayrı bir birim olabilir ama mutlaka bence örgün eğitim içinde bütün okuldaki öğretim elemanlarının eğitim teknolojileri konusunda destek olacak bir ofisler olması gerekiyor. Yurt dışında bunlar çok yaygın. O ofise gidiyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz birebir, içerik geliştiriyorsunuz, yeni teknikler öğreniyorsunuz, onların hazırladığı eğitim paketlerini kullanıyorsunuz. Belki de bunların en güzel örneklerinden bir tanesi sevgili Kürşat Çalıt hocamızın ODTÜ'de oluşturmuş olduğu ofis, rektörlüğe bağlı bir ofis ve bütün okula bu konuda destek veriyor. Biz de Atılım Üniversitesi'nde bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Örneğin bir intihar yazılımı. O intihar yazılımını modula entegre ediyorduk. O intihar yazılımı nasıl kullanılacağını gösteriyorduk. O kullanım sonuçlarında oluşabilecek problemler konusunda destek oluyorduk. Yani %10 benzerlik acaba gerçekten bir çalıntı mıdır yoksa o benzerlik kaynakçadan mı ileri gelir gibi. Evet Orçun, sohbetimizin ikinci kısmında sana bölümdeki çalışmalarımızla ilgili, uzaktan eğitimle ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Birincisi, biz bölümde karma eğitim modeliyle bir ÖYS sistemi kullanıyoruz. Öğretim yönetim sistemi kullanıyoruz. Bir de ileriye dönük olarak yapmayı düşündüğümüz, işte geçmeyi düşündüğümüz bir uzaktan eğitim sistemi var. Bu bağlamda bu tür sistemleri kullanmak bize ne sağlar, ne gibi fırsatlar getiriyor? Bu konuda görüşlerini alabilir miyim? Şimdi aslında normalde örgün eğitime paralel bir öğrenme yönetim sistemi kullanmak çok mantıklı. Çünkü her ne kadar bu sistemler uzaktan eğitim için aktif olarak kullanılsa da hani bölümün bu tür bir çalışma yapması süreci kolaylaştırıyor. İşte öğretim elemanının normal ödev toplarken tut da diğer çalışmaları yapıncaya kadar kısmı açısından. Bu bence bütün örgün eğitim yapan okulların özellikle de yüksek öğretim kurumlarının hani öğrenciyle bir şekilde çok fazla beraber olamadığı kurumların ihtiyacı olan bir çalışma. Çünkü işte haftada bir karşılaştığın öğretim elemanıyla diğer bir platform üzerinden, daha akademik bir platform üzerinden en azından bu çalışmaları yürütmek çok daha kolay olacak. Bu belki de uzaktan eğitimle ilgili süreci de bir şekilde rahat geçiş yapabilmek için önemli. Yani uzaktan eğitim çalışmalarına başlamadan önce bence mutlaka bu tarz bir süreci yaşamak lazım. Bu tarz bir süreçle ilgili tecrübeyi de sağlamak lazım. Evet. Şeyler konusunda herhalde biraz bizim için faydalı oluyor. Birlikte böyle yapamadığımız, kaçırdığımız dersler olduğunda bu sistemi alternatif bir... Evet. Şimdi orada şey önemli. Özellikle öğrencinin 1-2 hafta derse devam edememe durumunda o dersi nasıl yakalayacağı, tekrardan o dersi nasıl devam edebileceği konusu sıkıntılı. Çünkü normalde eğer arkadaşlarına edinmiyorsun bu bilgiyi, öğretim elemanında sormadıysa 2 haftalık bir problem onun tüm dönemi kaybetmesine neden olabiliyor. Burada eğer ders iyi bir şekilde yapılandırılırsa ve içerikler, işte ders izlencesi düzgün bir şekilde yerleştirilirse öğrencinin problem yaşadığı noktadan tekrardan dersi yakalaması mümkün hale gelebilir. Bu avantajlı. Belki diğer bir önemli noktayı da şu şekilde ifade edebiliriz. Yapılan çalışmaların mekandan bağımsız bir hale dönüşmesi de mümkün oluyor. İşte hava durumuyla ilgili bir problem oldu, sağlıkla ilgili bir problem oldu veya öğretim elemanı bir haftalığında bir toplantıya gitti. Böyle bir durumda dersle ilgili çalışmalar devam edebilir. Ödevler toplanabilir, küçük bir quiz veya bir sınav yapılabilir. Bunun haricinde canlı dersler uzaktan yapılabilir. Bunun ötesinde aslında sadece canlı olarak değil, yani senkron olarak değil de asenkron bir takım faaliyetler devam edebilir. Burada forum çok önemli bir çalışma. Ortak bir wiki üzerinde çalışmak yine önemli bir çalışma. Bu tür faaliyetleri yürütmek çok avantajlı.
Peki bölüm uzaktan eğitim çalışmayla ilgili ne düşünüyorsun? Yani ileride geçmeyi düşündüğümüz bir uzaktan eğitim yüksek lisans programı var. Kısa ve orta vadede. Şimdi uzaktan eğitim aslında ben özellikle bizim tarzımızdaki bölümümüz için belki bir sosyal sorumluluk olarak da değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten köklü bir bölüm. Çok fazla mezunum olan bir bölüm ama bu mezunların çok dağıtık bir yapıda yer aldığı bir bölüm. İşte en azından bu insanlara belki eğitimlerine devam etme veya bir şekilde kendi bilgi seviyelerini arttırma konusunda büyük bir imkan sağlayacaktır. Bir diğer nokta da bir takım farklı ülkelerde aslında bilgi yönetim bölümlerinin lisansüstü çalışmalarının ağırlıklı olması ve lisanstaki eğitimlerinin yer alması, sadece lisansüstü olarak yer alması. Bu bağlamda da örneğin hukuktan mezun olan bir kişinin hukukla ilgili olan bir bilgi merkezi veya kütüphanede çalışabilmesi için burada yüksek lisans yapması, işte bir tıp fakültesinden mezun olan bir kişinin tıp kütüphanesi alanında bir çalışma yapmak için bu konuda yüksek lisansını yapması gibi disiplinler arası çalışmayla imkan verecek bir yapı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu belki sadece uzaktan eğitim boyutunun formal bir yapıda değil, daha informal bir yapıda da oluşturulabilir diye düşünüyorum. Yani yapmış olduğum uzaktan eğitimle ilgili çalışmaların oluşturulmuş olan derslerin bir kısmı belki seminer olarak verilebilir. 7-8 tane ders oluşturuldu. Bunlarda neden biri, ikisi veya tamamı bir sertifika programı olarak daha informal bir yapı haline dönüştürülmesin? Bu imkanı da bir şekilde oluşturabileceği için önemli olacak diye düşünüyorum. Son olarak bilgi merkezlerinin, kütüphanelerinin, kütüphanelerin bu sistemlerden nasıl faydalanabilir, faydalanabileceği hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi aslında bütün bilgi merkezi, kütüphane vesaire gibi yerlerde birazcık bu öğrenme merkezine doğru bir dönüş durumu söz konusu. Bu öğrenme merkezine dönüşte belki 2-3 farklı şekilde, 2-3 farklı boyutta bu uzaktan eğitim çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Bir tanesi kendi kullanıcılar için bir oryantasyon programının oluşturulması. Örneğin bizim kütüphanede, Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinde bu oryantasyon programı yapılıyor ama çok yeterli değil. Belki bir gün içinde, belki yarım gün içinde bu oryantasyon programı bitiyor. Ama bunu çok daha gelişmiş bir hale yapmak mümkün, getirmek mümkün. Mesela nasıl referans verilir? İşte intiharla ilgili nelere dikkat etmek gerekir gibi birçok farklı şey burada yapılabilir. Onun haricinde bir dağıtık bir yapı. Örneğin hem Beytepe Kütüphanesi var, hem merkezde Sığıyer'de bir kütüphane var. İşte Meslek Yüksekokulu Polat'taki belki birinde bir kütüphane yapısı var. Bunların hepsinin aslında personellerden hizmet için bir eğitime sokulması konusunda bir çalışma olabilir. Ve belki de eş zamanlı bir takım farklı hizmetlerin yapılması için de bu bir fırsat olabilir. Örneğin yeni bir veri tabanı satın alındı. Bununla ilgili firmadan bir personel gelip bir eğitim verecek. Bu eğitim uzaktan eğitimle oluşturup hem kullanıcıya hem akademisyene hem hizmet içine bir ortaklaşa eğitim çalışması gerçekleştirilebilir. Yine benzer şekilde belki kütüphanelerin eğitim rolü çerçevesinde aslında kütüphanelerin sen de söylediğin gibi öğrenme merkezi haline dönüşmesi durumunda kullanıcılara verecek farklı eğitimler için de belki yine kütüphanelerde bu tür sistemler kullanılması söz konusu olabilir. Kesinlikle. Yani oradaki bölümde işte bir takım seminerler düzenleniyorsa bunlar daha geniş kitleye açılabilir. Yani uzaktan eğitim aslında belirli bir merkezden dağıtık bir yapıya aktarılan bilgi olarak da sınırlı olmak lazım. Yani sizin kendi kütüphanenizde yurt dışından bir takım işte konuşmacılara vesaireye bağlı onlara seminer veya konferans verdirmeniz de uzaktan eğitim kapsamında değerlendirilir. Yani bu tip imkanları da bence kütüphane sağlayabilir. Örneğin Beytepe Kütüphanesi'nde alt kattaki, üst kattaki bir takım küçük odalar var, bir takım çalışma bölümleri var. Bu çalışma bölümlerinin içindeki yapılan etkinlikler belki bir uzaktan eğitim platformu yardımıyla paylaşılabilir. Bunlarla ilgili çalışma olabilir. En basitinden işte bir internet ortamındaki bir toplantı odasının kütüphane içinde yer alması, birçok farklı birimden öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bu mekanı kullanmalarını da sağlayabilir. Bu tür bir platforma da bir altyapı teşkil edebilir. Peki, çok teşekkürler verdiğim için. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için de biz teşekkür ediyoruz. Bir başka sohbette tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.